Suriyeli Mustafa Muhammed 78 yaşında. Savaşın hayatları yerle bir ettiği vatanından her ne kadar kopmak istemese de her geçen gün zorlaşan yaşam koşulları ailesiyle birlikte onu da göçe zorlamış. Ve Türkmen aile Türkiye'de sayıları 3,5 milyonu bulan Suriyeli mültecilerin arasına katılmış. 2014'te bize geçtik kızım Gaziantep'te. Orada kaldım şöyle ben bir sene kadar sonra buraya geldik. Buraya geldik. Burada bizim oğlan işte çalışır, bize kadimlerdi. Ben yegenlerle beraber yaşarım. Benim şimdi eşim var, eşim şeyde, Kazantep'te kızının yanına ziyaret gitti. Yani de ben yaşlardı, benden biraz küçükçe yani. He, geldik burada, eğleştik. İşte bizim oğlan gider çalışırdı. E, terzi dümesteki. bize yani idare ederdi bizi. Mesela e, ev kirasına su parası, elektrik parası bunları işte öderdi. Bir yaşama yaşardık yani. Evimizde şu işte ha şurada ha şu. He. Neyse kalktı bu adam. Sene başı hükmetti. Sene başında geldi şey oldu. İşler işler biraz geri durdular yani. Bilirsin alem toplama yapıyor bilmem ne diyeyim. Gitmiş bir lokanta bulmuş bizim oğlan. Lokantada çalıştı bir iki üç ay. Ondan sonra yani o işler açtığı zaman geri işine mesleğine dönecek yani. He. İşte o gün gitmiş. Demiş patronla demiş benim biraz başım ağrıyor. Öğlenden sonra gidip biraz evde rahat edeceğim. Gelmiş. Eve gelmiş bir hap atmış, başı biraz rahatlamış, kalkmış, Ak Saray'a doğru inmiş aşağı. O genlerin e, em, biri emmizisinin oğlu, biri de öteden yani yakın bir kavim gelir. He. Bunlar orada soygunculuk yapıyorlarmış. Merhaba edi, haber yok kendin, bir şeyden haber yok yani bizim oğlanın. Bakar ile polisler üstlerinde oldu. Kendini tutarlar, o arkadaşları kendini suçsuz çıkardı. Yani bu bizden der, yani sadece bize geldi merhaba dedi. E biz bilmezdik diyor polisler yani. Kalk tutup el gidiyorlar kendileri şey karakola. Karakolda kendileri şey ediyorlar, yarınki devlisi gün getiriyorlar mahkemeye. Bir ay tecil ediyorlar. Bir aydan sonra Kağı bir ay 35 gün şey 35 gün ha bir ay 5 gün tecil edildi. İkinci mahkeme mahkemeye geldiler. Her birine 20 sene, 20 sene, 20 sene gün günlüğün. Yani yoldaşları gene değil ki de bu adam bizden değil yani. Suçsuz çıkardılar gene. <laughs> biz o hakim dinlemiyor gene. Hüküm iyiler. Şimdi hükümleri sabitlendi. E biz ben ihtiyar bir adamım. Bizim bu gelin de genç yani kusura bakma bir yer her yerde çalıştıramıyorum. Ailenin tek çalışan Ferdin'in de hapse girmesiyle evlerine hiç para girmediğini söyleyen yaşlı adam, üç torunu, gelini, gelininin kardeşi ve onun bir çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi verdiği derme çatma bir evde güçlükle hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatıyor. E, durumumuz çok kötüdür. Yaşayamıyorum. Marketin 5 600 e, milyon borcu var bende e, ee, yani çok kötü bir durumdayız yani. Bunlar işte alatırıgi ödeyemirik, suyu ödeyemirik, kirayı ödeyemirik. Çalışanım yok, çalışanım olsa öderim hepsini. Ben çalışanım yoktur. Mustafa Muhammed ailesiyle birlikte IŞİD zulmünden kaçtıklarını söylüyor. Suriye e, başka, burası başka. Burası çok bağlılık bir yer. Suriye ucuz. Suriye çok ucuzluktu. Bir kişi işlese 10-15 kişiyi yaşatabilirdi Suriye'de. Biz burada 3-4 kişi çalışı bir aileyi yaşatamıyor. Anladabildin mi? Mustafa Muhammed'in gelini 28 yaşındaki Alem Mustafa da kocasının hapse girmesiyle birlikte çok sıkıntılar yaşadıklarını anlatıyor. Çocukları 3 yaşındaki Selva, 6 yaşındaki Meysa ve 8 yaşındaki Mehdin'le yaşayan kadın, çaresizlikten çocuklarını okula gönderemediğini anlatıyor. Şu anda çok zor durumdayız. Kocam bir buçuk yıldır hapiste olduğu için paramız yok. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocukların bu yüzden okula gidemiyorlar. Eğitim alamıyorlar. Kiramızı birkaç aydır ödeyemiyoruz. Marketten, etrafımızdaki insanlardan sürekli borç istemek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Mm-hmm.